Değerli İTÜ ailesi, bugün 30 Nisan Cuma ve yeni bir İTÜ mezun kariyer söyleşisiyle sizlerle birlikteyiz. Bugün bizleri İTÜ 1773 Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz 94 Makine Mühendisliği lisans ve 2001 yine Makine Mühendisliği yüksek lisans mezunumuz. Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Serkan Keleşer. Serkan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz öncelikle? İyiyiz Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Pandemi günleriniz nasıl gidiyor? Pandemide şimdi tam kapanma. Süreçler nasıl? Hem Eti Maden'de hem de sizin kendi hayatınızda. Yoğun. Bizim tabii ticaretimiz yurt dışı ile olduğu için satışlar bizim %98'den fazlası yurt dışına, 100 ülkeye, 380 destinasyona, 10 binden fazla müşteriye mal yetiştirmeye uğraşıyoruz. O yüzden pandemiyle ilgili tabii ki sıkıntılarımız var. Fabrikalarımızda hem işçileri hem memur arkadaşlarımızı, bütün çalışanlarımızı korumaya çalışıyoruz. Bir yandan da üretimler full kapasite devam ettiği için onları yönetmeye çalışıyoruz. Lojistiklerini ayarlamaya çalışıyoruz. Az önce söylediğim gibi 2 milyon tondan fazla ürünü dünyanın 100 ülkesine, 380 destinasyona ulaştırmaya çalışıyoruz. Dünyada imalat devam ediyor. O yüzden yani bunların hepsini yönetmeye uğraşıyoruz. Tabii bir taraftan da böyle hani evden çalışma modelleri hani hayatımıza girdi son 1,5 yıldır. Korona dolayısıyla yani maalesef çok evden çalışmadım. Hep dışarılarda olduk. O yüzden bize çok böyle evden çalışmaya şey olmadı. Tabii ki toplantıları da iş yerinde de olsak, fabrikada da olsak telefon üzerinden, bağlantılar üzerinden yapıyorduk ama yani az sonra da bahsedeceğiz hayat hikayemizden. Yani bu satış denen şey sahada oluyor. Yani bu ekranlar, evet. Efendime söyleyeyim, televizyonlar, yok zoomlar, şunlar bunlar bir yere kadar. Satış dediğiniz şey duygusaldır. Sahada olmanız şart mümkün olduğunca. Tabii ki ekranlar üzerinden de bazı şeyleri yürütüyorsunuz ama sahada önemli. Yüze yüz görüşmelerin yanında dokunmak da önemli. Maalesef işte bu süreçte bir yıla yakındır da müşteri ziyaretlerini ihmal ettik. Onlara ağırlık vereceğiz inşallah. Aynen öyle. Bu süreç biter ve inşallah tekrardan normale dönmüş olur. İnşallah. Serkan Bey, biz İTÜ mezun söyleşilerimizde sizin gibi değerli büyüklerimizi, değerli mezunlarımızı ağırlıyoruz. Onların hem kariyer yolculuklarını hem iş dünyasına bakışlarını konuşuyoruz. Hem de yeni mühendis adaylarına, üniversitemizden yeni mezun olacak arkadaşlarımıza tavsiye ve önerilerini dinliyoruz. Biz ekip olarak sizlerin hem Eti Maden hem de sizin hakkınızda biraz sorular çalıştık. Birazdan o soruları ben sizlere sormaya başlayacağım. Bir taraftan sizin hani çalışma hayatınızı dinlerken, diğer taraftan da Eti Maden olduğu için işin içine bor giriyor. Hani borla alakalı herkesin konuştuğu hani efsaneleşen cümleler var. Hani bor şöyle, bor böyle diye. Bunları da sizlerden tabii ki bir noktada dinlemek istiyoruz. Ama ben ilk olarak izniniz verirseniz İTÜ ile başlamak istiyorum. Hani birkaç cümleyle İTÜ sizin için ne anlam ifade ediyor? Ne hissettiriyor? İTÜ'lü olmak nasıl bir duygu? Bu şekilde başlamak istiyorum. Benim kadar üniversitesine sevdalısını görmedim. 49 yaşındayım. Yani 49 yıllık hayatına bana denk gelmedi, bilmiyorum. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi mezun olup da ben bazen kıyas ediyorum. Benim kadar üniversitesine sevdalısına daha denk gelmedim iş hayatında. Peki ben bunu diyeceksin, nasıl böyle bir sevdanız var, değil mi? Normalde 20 yıla yakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştım. Son 4 yıldır da Eti Maden'de çalışıyorum. İstanbul'da çalışırken de işimi Taksim'e düşürdüğüm dönem mutlaka İstanbul Teknik Üniversitesi mezun olduğum Gümüşsuyu'na giderim. Orada kafeteryada otururum, gençlerle sohbet ederim. Onlara kahve ısmarlarım. Çünkü o yollardan geçtik. Çok sıkıntılı, madden sıkıntılı durumlarda bulunduğum için o dönemler bir kahvenin, bir çayın, bir tostun ne demek olduğunu bilirim.
Üniversiteye ilk girdiğim sene 1990 yılında gümüş suyunun önünde oturuyordum. Millet öğlen yemeğine gidiyor. Öğlen yemeğe paramız yok. Yani hatta beklerseniz ben bir şey getireceğim şimdi. Aklıma geldi. Bir dakika. Buyurun. Tabii ki buyurun. Görebiliyor musunuz? Yemek jetonu. Evet, yemek jetonu. 2000'lerin evet. başına kadar kullanılan yemek jetonlarımızdan. Evet. Şimdiki yeni nesil belki bunları çok bilmeyebilir ama Serkan Bey. Bilmezler. Onun için elimde tutuyorum. Bu yemek jetonu çok değerliydi 1990'da. Evet. Görmüş olduğunuz üzerinde YK İTÜ yazan bir yemek jetonu. Yani şu anda aniden yani konuşma esnasında aklıma geldi. Allah'tan arşivim yanımda. Hemen çıkardım. Şöyle. Ve o yüzden gençlerle o dönemlerdeki hem gençlerin pozisyonunu bildiğim için çay, kahve, muhabbet, yemek benim hoşuma giderdi. O yüzden mutlaka üniversiteme yakın olduğum an arabayı oraya kırarım giderim. Hala bugün olmuş İstanbul'a toplantılara geldiğimde o bölgeye gittiğim zaman hem üniversiteme giderim. Hocalarımı ziyaret ederim. Bütün ders aldığım hocaların isimlerini biliyorum. Hiç unutmadım. Derslerin isimlerini biliyorum. Yani son 10 yıl önceye kadar bütün ders notlarım duruyordu. Efendime söyleyeyim. Dediğim gibi hocalarımın isimlerini bilirim. Matematiği hangi hocadan aldım, fiziği kimden aldım, makine dinamiğini, statiği, termodinamiği hepsini bilirim. Yani bende çok derin izleri var kendi üniversitemin. Hala az önce söylediğim gibi üniversitede bulunan hocalarımı ziyaret etmeye çalışırım, giderim. Hatta birkaç hocam ismini vermeyeceğim. Ya ne kadar vefalısın sen dedi. Bizden giden bir daha gelmez dedi. Sen devamlı bir ziyaret ediyorsun. Öyle bir şeyim var yani üniversiteme karşı. Peki Serkan Bey, hani bu üniversiteyi tabii gümüş suyunda okuduktan sonra, itili olduktan sonraki hani ona karşı hissedilen aidiyet önemli. Peki üniversite tercihinizi yaparken hani böyle itili olmak isteyerek mi hani tercih etmişsiniz, yoksa şans kaza mı makine mühendisliğine düştünüz? Nasıl, o tercih döneminiz nasıldı? Ben aslen Malatyalıyım ama doğma büyüme İstanbul, Fatih. Fatih'im, yani evlenene kadar Fatih'teydim. Mahallemizde iki inşaatta okuyan bir benden 3 yaş büyük bir abimiz vardı. O bayağı propagandasını yapıyordu üniversitesinin. İTÜ şöyle, İTÜ böyle. Ben de tercihlerim arasında hemen hemen o tercih listemde duruyor. Şimdi çantamı indirip göstermeyeyim onu da. Hepsi yani yazılı, el yazısıyla yazım duruyor tercih listem. Orada hemen hemen tercihlerimin %90'ı İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mühendislik bölümleriydi. İşte makina, üstünde elektrik, elektronik vardı. Makina vardı. İnşaatı yazmamıştım. Ben meslek lisesi mezunuyum. Elektrik bölümü, Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi. Elektrik mühendisliği de vardı. Meslek lisesi mezunu olmanın çok faydalarını gördüm üniversitede okurken. Biraz meslek lisesinde olurken, okurken iş hayatında da bulunduk. Çalıştım, inşaatlarda çok çalıştım. Elektrik tesisatından pano döşemesine kadar onların hepsini bilirim. Yani çok pano yapmışlığım vardır. Çok elektrik tesisatı döşemişliğim vardır. Tabii bizim dönemde şartlar çok zor şartlardı. Meslek lisesinde biz 3 gün işe giderdik, 2 gün okula giderdik. Pazartesi, evet. Salı okula giderdik. Çarşamba, perşembe, cuma günü işe giderdik. Bildiğiniz işti yani. İnşaatlarda elektrik panosu yapan firmalarda çalıştım, Topkapı'da. Yani üniversite sınavını nasıl çalıştın, kazandınız derseniz işte bu Buda gibi bir incir ağacının dibinde bir ilham gelmiş. Bize de Bayrampaşa'da bir inşaatta elektrik borusu döşerken inşaatta bir kış günü sulu sepken yağıyordu, bayağı karlı. Tuna Caddesi vardır meşhur Bayrampaşa'da. Orada bir iş merkezi yapıyorduk.
o inşaat demirlerini şöyle yukarı kaldırırsınız, bir takos koyarsınız demirin altına, boruyu sürersiniz. Projeye göre o inşaatlı boruları, elektrik borularını döşersiniz. Hava o kadar soğuk ki inşaat demiri benim elime yapışmış. Tabii açılmıyor da, inşaat demiri de soğuyunca çok ciddi böyle mıknatıs gibi yapışır insan eline. Evet. Başladım ağlamaya. Tabii o dönem iş sağlığı güvenliği, eldivendir, diğer şartlar vesaire yok. Yani sene 1988. Eldivensiz çalışıyoruz. Başladım ağlamaya. Neyse usta sesime geldi. Bana bir tokat attı. Dedi bir de sizle mi uğraşacağız kardeşim dedi. Hem iş yapacağız bir de sizle mi uğraşacağız dedi. Ben ağlıyorum. Tokadı yedim. Ayıptır söylemesi, popomuza da bir tekme attı. Demiri de bırakamıyorum. Daha çok sarılıyorum. Elim acıyor çünkü. Et demirde kalacak bırakırsam. Gitti usta. Çay yaptığımız çaydanlığı getirdi. İşte rezistanslı telli bir ocağımız vardı. Orada çay yapardık. Sıcak suyu getirdi. Elime döktü böyle. Elim açıldı tabii. O sıcak suyu yiyince. Bir daha bir tokat attı bana. Ben bu sefer demirlere yapıştım. Sonra gitti tabii. Ben salya sümük kalktım şöyle bir Bayrampaşa Tuna Caddesi'ndeki inşaatın üstünden böyle 5. katında böyle bir kalktım. Senin şöyle İstanbul'a baktım. Yok. Zaten İstanbul'da doğup büyümüşüz ama ya dedim içimden, ya dedim devamlı böyle popoya tekme, surata tokat devam edecek bu iş. Ya da dedim bu üniversite sınavında bir şeyler yapmamız lazım. Gerçekten o beni çok motive etti yani. Hep matematiğe, fiziğe, kimya çalışırken İstanbul'daki Beyazıt İlhak Kütüphanesi'nde hep o tekmeler aklıma gelirdi. Tokatlar aklıma gelirdi. Hiç kalkmazdım masadan. Hiç kalkmazdım. Ve meslek lisesinden o dönem Sultanahmet'ten herhalde bir ben üniversiteyi kazanmıştım. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine'yi. Sonra da. Peki o hem hazırlık süreci hem de üniversitede okurken böyle gelecek planlamanız nasıldı? Üniversite öğrencisiyken hani kendinizi nasıl bir kariyer planlaması yapmıştınız? Hiçbir kariyer planlaması yapmadım. 1990'da bizim en büyük amacımız karnımızı doyurmaktı. Yani evet. Meşhur piramit var ya. En alt. Yani bizim tabii en alt. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyoruz, girmişiz ama öyle kariyer, şöyle yaparız. Yok, karnımızı nasıl doyuracağız akşam? Yani birinci piramidin en altındayız. Onun için üniversite yıllarında hiçbir kariyer planım olmadı yani. Hiç şöyle yaparım, böyle ederim, şöyle olsun, böyle olsun. En önemli konu akşam yemek. Akşam yemeği nerede yiyeceğiz? Öğlen zaten zor yiyoruz. Ama Allah razı olsun birinci dönem, birinci sınıftan sonra yemek bursu verildi. Allah gani gani rahmet etsin. Mustafa Köseoğlu hocamız. Burs görüşmesine gittik. İTÜ Vakfı'nın hem yemek bursları hem de normal bursları vardı. Ve Mustafa Köseoğlu hocamız yapıyordu bu mülakatları da. Ben normal burs için gittim. Neyse ben durumu anlatınca hoca dedi bir de sana yemek verelim. Yemek bursu verelim deyince yani öyle bir gidişim var ki okuldan. Uça uça. Uça uça. Çünkü en büyük probleminizi hallediyorsunuz. Yani en büyük probleminizi hallediyorsunuz. Yani bunu şimdi ben çocuklarıma falan bazen gençlere gidiyorum anlatmaya çalışıyorum falan. Tabii onu da hayal edemiyor. Ya ne demek yani karın doyurmak ne demek yani? Karın doyar diyor yani. Nasıl olsa devlet parayı veriyor diyor. Şu anda 500 lira 600 lira herkese burs veya kredi veriliyor. Yani bizim için o dönem o burs almak, yemek bursu, normal burs falan çok büyük olaylardı yani. Yani gerçekten büyük olaylardı. Cüzdanımızın içinde en müstesna yerinde bir İETT otobüs bileti vardı. Öğrenci bileti. Paramız yoktu ama o vardı. Çünkü o olmazsa bir yere ulaşamıyorsunuz. Yani çok güzel günlerdi. Hiç unutmuyorum. Beyazıt İlahi Kütüphanesi'nde ders çalışırken
tekstil kağıdı satılırdı. Top tekstil kağıdı, saman. O bir top tekstil kağıdını aldığımızda sanki Nobel fizik, kimya, bilim ödülleri alacağız gibi gelirdi. Öyle bir enerji verirdi o bir top kağıt. Ya müthiş bir şeydi. Yani o bir top, evet, saman kağıt müthiş bir şeydi yani. İnanılır gibi değildi. Çok mutlu olurduk. Ulan derdik, kağıdımız oldu. Şimdi gençler bunu anlattığınız zaman tabii onlar için ya bu ne diyor diyebilir. Ama böyleydi yani. Gerçekten böyle bir öğrencilik, İslam Teknik'te bir arkadaşlıklar. Şöyle bir durum var. Söyleyeyim. Bir de bahsettiğimiz dönem aslında çok da şey değil yani, 30 yıl maksimum öncesi. 1990. Yani 1990. Evet, 1990'dan bahsediyoruz. Hani bu 89-90. Kadar bir teknolojinin değişimi, hani dünyanın şu anda geldiği nokta, hani biraz önce göstermiş olduğunuz o jetonu biz burada rektörlük sanat galerimizde sergilemek için arkadaşlarla çıkarttığımızda yanımda böyle genç arkadaşlarım vardı. Dedim ki bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Hani birçok şey tahmin ettiler ama hani bunun bir yemek jetonu olduğunu tahmin eden çok azdı mesela arkadaşlarımızın arasında. Evet. Şimdi siz gösterince hani zaman, süreç o kadar gelişti ki artık hani günümüzde şu anda geldiğimiz nokta çok daha farklı bir yerdeyiz. Evet, yani İstanbul Teknik Üniversitesi döneminde, yani siz sorduğunuz için söylüyorum, hiçbir kariyer hedefimiz yoktu. Yani en büyük hedefimiz okulu bitirmek. 4 yıl içinde okulumuzu bitirmeyi düşünüyoruz. Yani sonrası için sonrasına bakarız. Karnımızı da doyurursak sıkıntı yok. Tabii daha sonra üniversite bittikten sonra... Lisans 94'te bitti. Sonra yüksek lisans bitti. Yine aynı şekilde. Sonra yüksek lisansa yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başladık. Tabii meslek lisesinden, oraya da bir parantez açmam lazım. Meslek lisesinden mezun olmuş olmanın bütün eğitim hayatım boyunca da lisans, yüksek lisans, bütün iş hayatım boyunca da hep faydasını gördüm. Hep bana pozitif katkıları oldum. Şu anda iş hayatımda da bunu gördüm. Daha önce belediyede çalışırken hem İGDAŞ'ta hem diğer şirketimde. Çünkü ben yapılan, yani bir teknisyenin, bir teknikerin yaptığı bütün işleri yaptım. Yani nasıl diyeyim? Büyük elektrik panoları yaptım. Kendi bir fiil, yani bedensel olarak çalıştım. O yüzden bunun hep faydasını gördüm. Mesela lisans eğitimi görürken elektrik makineleri dersi vardı. Yani elektrik makineleri dersindeki o motorlar, yıldız üçgen bağlamalar vesaire, bunları ben bir fiil yaptım yani. Motor sardım. O bağlamaları yaptım. Endivi sardım. Teknik resim, herkese, bütün meslek lisesi hayatım boyunca teknik resimle uğraştım. Üniversitede biliyorsunuz ilk sınıf derslerindendir teknik resim. Elektrik makinaları dersin aynı hakeza çok uğraştım motorlarla vesaireyle, panolarla, elektronikle uğraştım. Yine elektronik dersimiz vardı, bayağı zorlu bir dersimizdi üniversite 2'de. Ronald Camber hocamız da ismi, İTÜ'den elektrik elektronikten geldi. Hiçbir hocamın ismini unutmam. Yani hepsi aklımdadır. Ya o yüzden meslek lisesinde olmuş olmak gerçekten bana hep fayda sağladı. Tabii bizim dönemden sonra çok ciddi sıkıntılar oldu meslek lisesiyle ilgili. Bu katsayı problemlerinden dolayı maalesef meslek liselerinde çok ciddi bir güç kaybı oldu. Yani ama gerçi şimdi yavaş yavaş düzelmeler oluyor meslek liseleriyle ilgili de. İnşallah daha güzel olur. İnşallah. Serkan Bey, birazcık da bu etimaden deyince aklımıza ilk gelen konu bor. Hani bor konusunda, evet, birazcık da konuşmak istiyorum. Dünya bor rezervi açısından ülkemizin konumu nedir? Yani dünya bor rezervi açısından rakamlar çok parlak ama bu rakamları tabii tüketimlerle falan kıyas etmek gerekiyor. Dünyada yaklaşık 4,5 milyar ton bor rezervi var. Yaklaşık. Hı-hı. Bunun 3,3 milyar tonu etim madenin, yani Türkiye'mizin rezervleri. Bu da yaklaşık %73-74'e geliyor. Yani diğer
rakiplerin 1.2 milyon tonluk bir rezervi var. Böyle olunca işte diğer rakiplerin %73'ün dışındaki %27-28 rakiplerin bor rezervi var. Şimdi böyle söyleyince tabii çok müthiş bir şeymiş gibi, evet, geliyor. Yani... Ama bor tüketimine bakarsanız yılda 4 milyon ton artı eksi %10. Öyle düşünün. Evet. 4 milyon ton. Ekonominin gidişine göre bor sanayinin tuzu gibi. Doğal olarak her yerde az az kullanılıyor. Her yere yancı olarak giriyor tabiri caizse. Her sektörde. Öyle olunca tüketim 4 milyon ton yaklaşık. Artı eksi %10 düşünün. Böyle olunca dünyaya bir tek Eti Maden bor verse, Türkiye bor verse, dünyanın neredeyse 1000 yıla yakın bor ihtiyacını biz karşılarız bu tüketimle. Yani tüketimlerin de böyle çok dramatik artması beklenmiyor. Siz olmasanız da rakipleriniz 300-400 yıl dünyaya bor verebiliyor. Böyle olunca ciddi bir rekabetin olduğu bir sektörden bahsediyoruz. Yani bu rezerv, evet, sizin tek tabanca olmanızı gerektirmiyor. Dünyada 4 milyon ton bor tüketiliyor artı eksi %10. Peki üretim kapasitesine dünyanın yaklaşık 5.7 milyon ton üretim kapasitesi var. Bunun yaklaşık 2.7 milyon tonu bizim Türkiye'nin Eti Maden'in, ikinci üretim kapasitesi de 1.3 milyon tonlu ana rakibimizin. Yani bizim ana rakiple bizim toplam 5.7 milyon tonda %70'ini biz sağlıyoruz üretim olarak. Evet. Şimdi ana rakibimiz yaklaşık 1.3 milyon ton tüketiyor, üretiyor. Bu 4 milyonda pazar payımız bizim %50'nin üstünde. Yani 2 milyon tonun üstünde bir ürünü biz sağlıyoruz dünyaya. Yani %55-56 bir pazar payımız var dünyada. İnşallah bu yıl ilk defa %60'ın üstüne geçeceğiz. Bizim %73 rezervimiz varken %56-57 pazar payımız var. Rakibimizin, ana rakibimizin rezervi %5-6 iken dünya rezervi, pazar payı %25. Evet. Yani burada da rezerv ve pazar payına baktığınız zaman vatandaşın neredeyse bir rezervinin 5 katı bir pazar payı var. Evet. Bizim için de ana hedefimiz rezerv kadar pazar diyoruz. Yani rezervimiz %73, pazarımız da %73 olsun. Bizim satıştaki mottomuz bu. Hedef buna ne... rezerv kadar pazar. Pazarımız %50-55 civarında şu anda. O pazar payımızı rezervimizin oranına %70'lere çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sene ilk defa Allah nasip ederse %60'ın üzerine çıkacağız. Yani bu seneki, bu pandemiden sonraki yılda hem satışlarımız iyi. Yani bu sene inşallah bütün ürettiğimiz ürünlerimizi bütün dünya pazarlarına satmış olacağız. Bizim için satış çok önemli. Yani satmamız lazım ürettiğimiz ürünü. Tabii burada da bir efsane daha var. Sanki Eti Maden topraktan çıktığı şeklinde boru satıyor diye bir efsane var. Ben siz sormadan söyleyeyim. Biz bunu 32 tane tesisimizde bu madenimizi, bor madenimizi işliyoruz biz. Yani biz bunları işleyip bir katma değer katarak dünyaya satıyoruz. Yani topraktan çıktığı şekilde satmıyoruz. Bunu da burada belirtmiş olalım. Tabii ki bu yeterli mi, bu katma değer? Yani topraktan çıktığı şekilde fabrikalarımızda bir takım kimyasal işlemlere tutarak dünyaya sattığımız bu ürün için bu katma değer yeterli mi? Tabii ki değil. Bunun için de çalışmalarımız var. Daha yüksek katma değerli ürünlere borumuzu çevirme noktasında çalışmalarımız var. Şu anda bundan 25-30 yıl önce tonunu 120-130-140 dolarlara sattığımız ürünü şu anda 450-500 dolarlara, kıtasına, ülkesine göre fiyatları değişiyor, satıyoruz. Yani 1'e 3 bir katma değer sağlıyoruz. Yeni yatırımlarımız da bunu 1'e 100, 1'e 1000, 1'e 2000'e çevirecek çalışmalarımız var. İleride onlardan da bahsedeceğim. Ama şunu bilmesini istiyorum bütün bizi dinleyen mühendis arkadaşların. Bor'da biz tekel değiliz. Bor'da biz fiyat belirleyici tek başımıza değiliz. Bor'un bir borsası yok. Dünyada 4 milyon ton bor kullanılıyor.
5.7 milyon ton üretim var. Yani bu piyasa tüketicinin kral olduğu bir piyasadır. Üreticinin kral olduğu bir piyasa değildir. Yani biz ürünümüzü, ürettiğimiz ürünümüzü dünyada satmak için bir mücadeleye giriyoruz. Ana rakibimizle. Ana rakibimiz de Amerika Birleşik Devletleri. Hı hı. Peki biraz önce bahsettiğiniz o hani rezerv payımızla pazar payımızın hani %70'lerde buluşmasını hedefliyoruz demiştiniz. Bu 5-10 yıllık bir hedef içerisinde olur mu? Hani pazar payımızı rezerv payımıza çıkartabilir miyiz? Hani %60'ı %70'lere 5-10 yıl içerisinde taşır mıyız? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Şu anda bu sene Allah nasip ederse bizim pazar payımız %60-62 civarı olacak. İlk defa %60 bandına yakalamış olacağız. İlk defa. Benim az önce söylediğim %73 rezervimiz var. Pazarımız da %73 olsun. Hedef rezerv kadar pazar dediğimiz o mottoda %73'e böyle 5 yıl, 10 yıl içinde ben o 5-10 yıl aralıkta inşallah ulaşabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Burada tabii hep aynı şeyi konuşuyoruz. Bizim kurumumuz bir kamu kurumu ama böyle bir kamu kurumu hiç kimse duymamıştır, görmemiştir. Göremez de duyamaz da. Bu kamu kurumu üretim yapıyor. Madenlerden üretim yapıyor. İşliyor. İşliyor fabrikalarında. Lojistik yapıyor. Türkiye'nin en büyük lojistik faaliyetini yapıyor. Yılda 2 milyon, mesela bu sene 2 milyon 500 bin ton malı lojistiğini yapıyoruz. Nereden? Eskişehir, Kırka, Kütahya, Bigadiç, Hisarcık, Balıkesir, Kütahya, Emet ve Hisarcık, Balıkesir, Bigadiç ve Bursa Kestelek. Buralardan limanlara lojistik yapıyoruz. Oradan da dünyaya, yani 2,5 milyon tona yakın bu yıl ürünü bütün dünyaya lojistik yaparak zamanında ulaştırmanız gerekiyor. Az önce söyledim, pazarda da rakibiniz var. Satış da çok önemli. Pazarlama da önemli. Ve bir kamu kurumundan bahsediyoruz. Bunların tamamını kamu refleksiyle yapacağız. Madeni çıkaracağız. Fabrikalarda üretip işleyeceğiz. Lojistiğini yapacağız. Pazarlayacağız. Limanlardan dünyaya satacağız. Pazarlayacağız. Ve ana rakip Amerika Birleşik Devletleri. Pazarlamanın gurularıyla, pazarlamanın kitabını yazmış adamlarla da mücadele edeceğiz. Karşınızdaki insanlar bu pazarlama ile ilgili, algı yönetimi ile ilgili aşmışlar. Şunu söyleyeyim, ben Amerika'da müşteri ziyaretine gittiğimde o dönem fırtına konuşuluyordu. Meşhur fırtınaları var ya, Okyanus'tan gelen. Evet. Ve bir fırtınaya ben oradayken isim verdiler. Daha fırtına yok ortada. Geliyor dediler. İsim verdiler. Şapka yaptılar. Tişört yaptılar. Pantolon yaptılar, ayakkabı yaptılar, 6-7 milyar dolarlık bir pazar yaptılar. Bakın bunların tamamı fırtınada. 10 gün içinde oluyor. 10 gün içinde. Daha fırtına da yok. İsmiyle şapkalar, tişörtler, kazaklar, pantolonlar hepsi satıldı. 10 gün sonra dediler ki ya bu fırtına okyanusun üzerinden geçti gitti. İşte bu sonuç, pazarlamanın gücü. Bu adamlar bu işin, yani bu fırtınayla yaptıkları. Bir de başka neler yapabileceklerini düşünün yani, algıyla. Onun için böyle bir pazarda ana rakibiniz ve diğer rakiplerle mücadele etmeniz gerekiyor. Bir de bunu becermeniz gerekiyor. Ve bütün bu operasyonları kamu refleksiyle yapmanız gerekiyor. Dikkat edin. O kamunun bütün o prosedürlerini tıkır 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 yerine getirmeniz gerekiyor. Evet. Ve bunları yaparken de gerçekten müthiş bir mücadele vermeniz gerekiyor. Tabii benim bir de pazarcılık şeyim, geçmişim var. Benim gençliğim pazarlarda geçti. İstanbul'un bütün pazarlarını bilirim. Bakın buradan da gençlere hemen bir saplama yapıyorum. Tek hayatınızda hiçbir şey satmamışsanız başarılı olma ihtimaliniz yok arkadaşlar. Evet. Hayatınızda hiçbir şey satmadıysanız, yani burada satmadan kastım
Yumurta sattınız mı mesela? Köyden gelenler için söyleyeyim. Yoğurt sattıysa pazarda veya elma sattıysa veya herhangi bir şey. Eğer bunu yapmadılarsa ben üniversitede okuyan arkadaşlara buradan çağrımdır. Tabii semt pazarları giderek azalıyor ama şu anda hala var. Mutlaka gitsinler. Herhangi bir ürün, akıllarına gelen bildikleri herhangi bir ürünü alıp bir gün pazara gidip o aralarda satmaya çalışsınlar. Bak herhangi bir şey olabilir bu. Yani kendilerine bırakıyorum. İlk önce zaten o pazara girmeleri bir derttir. Yani sen aldın bir şey eline pazara satacaksın. Seni orada sattırmazlar. Senin orada yer bulman için bile bir mücadele vermen lazım. Yani o hoş geldin Kazımcığım gel sana da şurada bir yer verelim bir sat. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. O yeri bulman lazım. O ekosisteme girmen lazım. İş hayatı da öyle değil mi? Evet. Ben çocukken yaşadım bunları. Ortaokuldaydım. Pazarlarda çalışırdım. Rahmetli babam pazarcıydı. Çarşamba pazarı, cuma pazarı, Kadıköy Salı pazarı, Üsküdar pazarı teyze çocuklarıyla. Yani birçok pazarlarda çalıştım. Ortaokulda, lisede. Onun için üniversiteye geldiğimizde de dönem dönem bayramlarda kurbandı, ramazandı. Yazlara denk gelirdi. Bazen kış mevsimine denk gelirdi. Ama ben çok pazarlara gidip haçlığımızı çıkarmak açısından çalışmışlığımız oldu. Yani iş hayatında bunu çok bereketini de gördüm, faydasını da gördüm. Benim bu satış konusundaki pirim babamdı. Benim babam rahmetli bir şeyi satmak istesin, kesin satardı. Kesin. Pazarda böyle bakardı, müşteri alır mı almaz mı? Daha doğrusu alıp almaması önemli değil. Babam satmak istiyor mu, satmak istemiyor mu? Eğer babam rahmetli satmak isterse kesin satardı. Kesin yani. Ben onu izledim. Bir de onu da çok anlatırım. Bana da anlatırdı babam. Derdi ki bak oğlum işte bu kotun, bizim giyim kumaş satılıyordu. Bu kotun, bu eşortmanın gelişi 3 lira. Bunu 4 liraya, 5 liraya ver ama 4 liradan aşağı verme. Derdi. Bir gün babama bakardım. Ulan 3 lira gelişi var demiş bize. 2 liraya satardı. Bu aynı şeyi 7 liraya da satardı. Allah'ım yarabbim. Neyse akşamları toplanıyor tezgah. Tezgah toplama faslı da bir 2,5-3 saat sürer. Yerine göre bazen 4 saat de sürer. Yani akşam saat 7,5-8 gibi başlarsınız 12'ye kadar tezgah toplanır. Orada muhabbet olur. İşte toplarlarken, açılırken bu muhabbetler çok derin muhabbetlerdir. Ben babama sorardım. Ya baba bana 3 liraya sat dedin işte geçen cuma pazarındayken. Ama sen 2 liraya sattın. Bir yere 7 liraya sattın aynı şeyi. Oğlum derdi bu 2 liralık sattığımın kadıncağız fakir. Halinden anladım. Öteki de zengin dedi. Onun da halinden anladım. Baktım babam Robin Hood'çuluk oynuyor. Pazarda zenginden alıyor, fakire veriyor. Yani zararına 3 lira gelişi olan şeyi bazılarına 2 liraya satıyor. Bazılarına da 5 liraya, 7 liraya satıyor. Ve dengeyi buluyor. Pazarın yapıyorsun? Dengesini buluyor. Tabii pazarın dengesini de bulma değil. Bu pazar, yani şu andaki en büyük sıkıntımız ne? Açın, tokun açın halinden anlamaması. Pazar böyle bir imkan sağlıyordu insanlara. İstanbul'un semt pazarları. Şimdi AVM'ye gidiyorsunuz. XYZ mağazasına girdiğiniz zaman olay bitiyor. Öyle olunca pazarlarda tabii çok böyle derin, bu insanlar ilkokul, ortaokul mezunları ama çok derin felsefi yapıları var. Yani basit değil. Yani daha benim çok yaşadığım olaylar var da tabii vakit dar. Ama şunu demek istiyorum, bu toplumun içinde olmak lazım. Şimdi bizim gençlerimizin de böyle bir sıkıntısı var. Dünyayı Twitter'dan, Instagram'dan, YouTube'dan veya bilmediğim sosyal medya mecralarından veya ekranlardan yürüdüğünü ve alışverişler devamlı ekranlar üzerinden olabiliyor. Bu da tabii biraz hayattan kopuk olunuyor böyle olunca. İnsan dediğimiz canlı, ruhu olan bir canlı. Ruhsuz evet. Bir canlı değil. Eğer ruhsuz bir canlı gibi düşünürsek insanı, olay çok farklı boyutlara gider.
Şimdi Ramazan ayındayız. Bu Ramazan ayı o bir aylık dönem. Az önce anlatmış olduğum işte Robin Hood'culuk dediğimiz zenginden al fakire ver mevzusu. Ramazan ayında hep bunu Robin Hood diye söyleriz ama bizim dinimizde bunlar yazılmış, çizilmiş. İşte bu ayda zengin insanların fakirleri gözetmesi, efendim yardımcı olması, zekatını vermesi vesaire konuları hep bu aylarda konuşuluyor. Evet. Yani bu hayatın şu anda da görünen şu, bu Covid sürecinden sonra insanları hiçbir şey tatmin etmiyor. Yani kariyer, az önce kariyer planı denince ben arkadaşlara kariyer planı yapmasını önermem. Hiçbir kariyer planı yapmasınlar. Yani ben şu yıl şunu yapacağım, bu yıl İngilizce öğreneceğim, şu yıl... Tabii ki bunlar oluyor, yani ister istemez zaten oluyor. Ben insan olmak konusunda bir kariyer planları olsun. İnsan olduğunuz zaman bütün kariyerler yapılıyor. Hiç sıkıntı yok diye düşünüyorum. Yoksa öteki türlü istediğiniz kadar kitap okuyun. Yönetimsel, ben de burada da kitaplar var işte. Bakıyorum bazen. Bizim Anadolu'muzun felsefesinde her şey var. Yani biz biraz insan olmayı, biraz ahlak konusunu önem veririm. Yoksa siz başarısız olma lüksünüz yok. Kesin başarılı olursunuz. Çok güzel yerlerde çalışırsınız, gençler için söylüyorum. Çünkü İTÜ'den zaten mezun oluyorsunuz. Yani İTÜ gibi bir üniversiteden okuyup mezun olmak zaten bir seviye yukarıda başlıyorsunuz gerçekten. Bir de insan olursanız iş bitiyor zaten. Yani bu tabii insan olmanın detayı çok fazla da ben böyle kısadan geçiyorum. Ya bu toplumun toplumun mutlaka içinden dolaşmak lazım. Tabii bu korona süreçleri bayağı bozdu insanları ama yani bu toplumun içinden dolaşmak lazım. Pazarlarda olur, köylerde olur. Efendime söyleyeyim. Yani çiftçinin, köylünün, hayvan yetiştiricisinin arasında olmak lazım. Bütün hayatınızın çevresini bu yaptığınız işler donat. Bir de tabii üniversite hayatında iş arkadaşları, hayatında okul arkadaşlığı çok önemli. Ben bugün burada çalışıyorsam, bugün buradaysam, bunu yapıyorsam, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmışsam, genel müdür olmuşsam, müdür olmuşsam, bu üniversitedeki arkadaşlarımızla ilişkilerimiz, sosyal faaliyetlerimiz, sosyal olaylar bizi buraya getirdi. Evet. Yani üniversitemiz tabii ki iyi bir eğitim verdi, çok iyi bir eğitim verdi. Ama bu matematikteki bir gerek şart var, bir yeter şart var. Bu gerek şarttı ama yeter şart bu değil. Bu, üniversite yıllarında edinilmiş arkadaşlıklar, dostluklar, muhabbet bütün hayatınız boyunca sizi etkileyecek gençler. Bütün hayatınız boyunca. Tabii onlar 1,5-2 yıldır birbirlerinden uzaklar. Ekranlar üzerindeki şeyden bahsetmiyorum. Dostluklardan, arkadaşlıklardan. Bir fiil çekeceğiniz acılar, yaşadığınız mutluluklar. Ben şu anki beraber olduğum arkadaşlarla ağlamışlığım var. Sevinmişliğim var. Dayak yemişliğim var. Dayak yemişliğim var. Anlatabiliyor muyum? Allah'a şükür dayak atmışlığım hiç yok. Dayak yemişliğim var. Yani mazlum olmuşuz. Bu beraber dayak yemek ne demek ya? Çok iyi bir şey yani. Yani o arkadaşlığı kimse bozamaz. O senin yanına, üzerine yatıyor. Sen onun üzerine yatıyorsun. Aman ona vurmasın da bana gelsin gibilerinden düşünün. Tamam mı? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yaşanmışlıklar önemli. Anlatabiliyor muyum? Yani yaşanmışlıklar, aynen, beraber oldu. Olmuş olmak, acıda, sevinçte, mutlulukta, beraber olmak çok önemli. Evet. Tüm buraya borun pazarlanması üzerinden geldik. Hayatın, evet. Ne dediniz siz? Şimdi burada kullanıyorum. Tabii ben bunu kullanıyorum burada şimdi. Yani hayatında düşünebiliyor musunuz? Yani devamlı alış yapmışsınız. Devamlı gidiyoruz alıyoruz. Devamlı.
Bir de sat bakalım. Evet, iş bir orada para, başlıyor aslında. Bir para ver. Bir şeye para ver. Sonra o parayı al. Al verdiğin şeyi al. Sonra götür bir yerlerde satmaya çalış bakalım. Nasıl bir şey bu? Serkan Bey, şeyi soracağım. Konuşmanın başında söylemişsiniz. İşte dünyadaki bor rezervinin işte 4.5 milyar olduğunu, işte 3.7'sinde Türkiye'de, hani bizde olduğunu, evet. Etimaden de milyar ton. Milyar evet. ton. Evet. Bu niye bu şekilde? Hani niye borun maden? Hani bu yani, neden bu? Allah Teala bizim Anadolu coğrafyasına vermiş. Yani inanın bana, ben atandığımda 2017'de bu göreve başladığımda makine mühendisiyim. Yani evet. Madenlere gittim. Bir de şu çok önemli. Bakın hep aynı yere geliyoruz. Bak yine başka geleceğim, satışa bağlayacağım konuyu. Madenlere gittim ben. İlk dedim ki ya ne satacağım kardeşim? Öyle mi? Evet. Bak şimdi durursanız bir şey daha getireceğim. Bekleyin. Maden, bor madeni. Ama bu çok evet. Özel bir bor. Çok özel. Çok özel bir bor madeni bu. Bakın rengi kahverengiye çalıyor. Normalde beyazdır. Evet. Bu çok özel. Ben atandığımda bunu yanıma aldım. Madenlere gittim. Ya dedim bunu neyi satacağız? Nedir bu bor? Bilmem lazım, dokunmam lazım dedim. Nasıl çıkıyor? Nasıl bir emek var bunda? Tadına baktım. Böyle yaladım. Biraz baktım. Kokladım. Fiziksel olarak temas ettim. Ben hala bu başucumda duruyor. Yatağımın, yastığımın yanında duruyor. Sabah kalktığımda bunu görüyorum. Çünkü bunu satacağım. Hemhal olmanız lazım. Evet. Onun için sizin soruya gelirsek Türkiye'deki yani dünya Türkiye'deki bor rezervinin yani bizim bu coğrafyada inanın bana mevcut bor rezervimiz işte 3.3 milyar tonu bizde diyoruz. İnanın bana çalışmalar devam etse daha da artar. Yani bizim coğrafyamız, Allah nasip eder gelirseniz misafir ederiz teknik üniversiteli öğrencilerimizi de. Ben sizi madene götüreyim. İnternette de var bizim maden ocakları. Devasa maden yataklarımız var. Devasa. Bizim coğrafyamıza vermiş Allah Teala. Bizim coğrafyamız da bu. Ve dünyanın en kaliteli bor madenleri bunlar. Bir de öyle bir özelliği var. Yani çok olur bir de kalitesiz olur. Bu dünyanın kaliteli. Da en kaliteli, en spesifik, en kaliteli madenleri var. Bunu bizim dünya pazarlarına sunarken işte bizim borda bir vizyonumuz var. Diyoruz ki kalite, sürdürülebilirlik ve inovasyon. Bunların üçü de birbiriyle de ilgili. Her şeyi, neyi yapıyorsanız yapın, sürdürülebilir olmanız gerekiyor. Ne yapıyorsanız yapın, kaliteli yapacaksınız. Ne yapıyorsanız inovatif, yani katma değerli ürünlere geçmemiz lazım. Bunların üçü hep birbiriyle ilgili. O yüzden gençler de ne yapıyorlarsa o işin mutlaka içine girmeleri lazım. Mesela benim mezun bir arkadaş, konuşuyoruz bazen gençlerle. Bir yere at. Diyorsun sen şu işi yap, şuraya git. İlk sorması lazım değil mi? Ben buraya gitmem lazım. Bana bir araba verin, ben orada. İlk sorusu ne? Bana telefon verecek misiniz? Bana masa verecek misiniz? Bana şöyle yani mübarek daha dur. Yani 22 yaşındasın, 23 yaşındasın. Bir şey yap değil mi yani? Evet. Bir sahaya çık, bir yorul, bir ezil. Yani bir gör. Sen işinle ilgili şeyleri bırakıyorsun. Hemen
imkanlar nedir? Şöyle midir, böyle midir? Ben mezun olduktan sonra Allah nasip etti 1,5 yıl içinde evlendik. Yani 3-4 yıl ömrüm dışarılarda geçti yani. 3-4 yıl cumartesim, pazarım hiç olmadı yani. Bakın en büyük çocuğum, oğlum benim 22 yaşında, 23'üne girdi. Onunla mesela inşallah dinlemiyordur. Öz eleştiri de yapıyoruz. Böyle düşünüyorum, bir anım yok yani. Çok acı bir şey. Bakın buradan da şuraya geliyorum. Gençler hayatı da ıskalamasın. Biz çok ıskaladık. Hatta komple ıskaladık. En önemli şey aile. Her şey kariyer değil. Yani öz eleştiri olarak söylüyorum bunda. Mutlaka ve mutlaka aile birinci plan. İş tabii ki olacak ama aileyi bire çekmek lazım. Bu öz eleştiriyi de yapıyorum. Gençlerle konuşurken bilhassa yapıyorum. Az önce dediğim gibi 4 tane yavrumuz var. En son kızlarda artık jeton düştü. Biraz onlarla halem alıyorum. Yoksa 2 oğlanla çok ciddi sıkıntı. Yani sıkıntım hiç olmadı ama bak hiçbir şey yok. Yani düşünüyorsun değil mi? Yani ne yaptım diyorsun. Bakıyorsunuz elde bir şey yok. Ya zaman bir anda geçivermiş. Geçmiş. Evet. Yani bu hiçbir kariyer bunu doldurmaz. Doldurmuyor da. Dolduramaz da. Yani işte kısa yollar bulmaya çalışıyoruz şimdi. Ama gençlere ne yaparlarsa, hangi işte, hangi kariyerlere sahip olacaklarsa olsunlar, mutlaka ailelerini ön plana çeksinler. Bazen soruyorlar, işte bu kariyer planı vesaire diyorlar ya, kariyer planında en etkili insan hayatınızda kim olacak biliyor musunuz? Kariyerinizde. Sizi bir yerlerde nerede olmak, nerede olacağınıza kim karar verecek biliyor musunuz? Eşiniz. Hayır. Anneniz, babanız. Bu dünya kuruldu kurulalı değişmeyen kuraldır. Kariyerinizi anneniz, babanız belirleyecek. Nasıl mı? Benim anneciğim hep söylerdi. Oğlum Allah seni iyilerle karşılaştırsın. İyi insanlara denk gel. Tek dua bu abicim. Başka dua yok. Üniversiteye gidiyoruz. Annen aynı duayı yapıyor. İyilerle karşılaşsın Allah seni. Demiyor ki ya benim oğlum Allah seni genel müdür yapsın. Şöyle bir kariyerin olsun. Böyle bir maaş al. Havuzlu bir evin olsun. Range Rover jeepin olsun demiyor. Anne diyor ki Allah iyilerle karşılaştırsın. Zaten iyi insanlarla, iyilerle karşılaştığınız an bunların hepsi bir türlü geliyor. Gelmesi de önemli değil. Mutlu oluyorsun zaten. Yani bu az önce saydığım sosyal imkanlar ne için? Senin mutluluğun için değil mi? Öyle değil mi? Huzurlu ve mutlu bir yaşam için. Evet. O zaman tamam, mesele yok ki. Yani genel müdür de olmana, yönetim kurulu başkanı da olmana veya milyar dolarlık, milyon dolarlık şirketlerde üst düzey yönetici olmana da gerek yok. Mutluysan yaptığın işin bir önemi yok. Bak ben şimdi pazarlara yine gidiyorum. Şimdi İstanbul'da oturuyorum ben. Cumartesi günü burada ben Pendik Pazarı'na da gidiyorum. Ben o zaman çocukken de, yani lisedeyken de gidiyordum. Şimdi tabii başka bir yere taşındım. Orada mutlu oluyorum mesela. Yani psikoloğa gitmek yerine rahatlamak için pazara gidiyorum ve çocukları bazen götürüyorum pazar. Onlar gider, ben bağırıyorum tabii, pazarcı bağırıyor. Abi gel gel falan beni. Gel abiciğim gel falan deyince kızlar hemen kaçıyor yanımdan. Lan korkmayın, belki kendimi rahat hissediyorum orada biliyor musun? Rahat hissediyorum. Kendi psikoloğunuza gitmiş oluyorsunuz. Tabii. Kendimi rahat hissediyorum o ortamda. Ya baba diyor, işte çocuk oğlan, seni diyor videoya çekseler diyor. Ulan diyecek, koca eğitim ağabeyin genel müdürü pazarda bağırıyor. Tamam mı? Ama ben böyle rahat ediyorum mesela. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Anladım. Kökler önemli. Geldiğin yerler önemli. İnsanlar kökleri, geldiği yerler,
Onlar çok önemli. İnsan oralarda rahat ediyor. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gidiyorum, orada rahat ediyorum. Evet. Çok mağduriyetler, çok böyle kendi şeyinde var ama hep rahat ettiğim yerler oralar. Anılar var. O Gümüşsuyu'nun girişinde anılarım var. İçeride sınıflarda D331'de anım var. Bunu anlatabiliyor muyum? Bunlar çok önemli şeyler. İnsanlar çöplerinden uzaklaştıkları için rahatsız oluyorlar. Serkan, bunlardan öyle... da utanmayacağız. Yani bunlardan da utanmayacağız. Evet. Yani bunlar utanılacak şeyler de değil. Bizi biz yapan şeyler. Ben bundan utanmam. Niye utanayım yani? Şu anda bir kamu görevi yaparak bir şirketin başındayım ama pazarda da bağırırım yani. Ne var yani? Hayatı muyum? Yaşarım diyorsun. Hayatı yaşarım aslında. Yani evet. Tabii. Gümüşsuyu'na da giderim. Gençlerle de otururum. Kahve de ısmarlarım. Muhabbet de ederim. Anlatabiliyor muyum? Her türlü eleştirileri varsa onları da dinleriz. Ama böyle yani. Ya psikoloğa gideceksiniz, 2000-3000 lira bayılacaksınız. Ya da hapları içeceksiniz. Ya da böyle yapacaksınız. Kendi yönteminizi bulacaksınız o zaman. Tabii tabii. Rahat yani olacağım. Başka yolu yok. Başka alternatifiniz yok. Köklerimize gideceğiz. Köklerimizde her şey var. Yani köklerde her şey mevcut. Ama o kanalı bulmak, damarları bulmak önemli. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Tabii ki o damarlara, kanallara ulaşmanızı engelleyici birçok şey var. Yanlış damarlara, yanlış kanallara efendime söyleyeyim. Giderseniz de Allah muhafaza. Orada da anne baba giriyor devreye. Anneyi babayı üzmemek lazım. Annenin babanın duasını almak lazım. Bütün kariyerinizi annenizin babanızın duası belirleyecek. Evet. Çok ya güzel. Bir arkadaş da diyebilir ki ya nasıl annem? Bak benim annem babam bana bağırdı, kızdı ama bak ben ne güzel kariyer yapmışım. Hayatta huzurlu değilsindir abicim. İstediğin ol. Bak bizim kariyer dediğimiz yani yüksek makamlar değil. İç huzurdan bahsediyoruz. Evet. Annenizin babasının duasını almayan insanın ne olursa olsun huzurlu olma ihtimali sıfır. Çok doğru. Serkan Bey, bir tane Instagram'dan bir arkadaşımız şey sormuş. Makine fakültesinde İTÜ imalat mühendisliği hakkın bölümü var. Hani imalat mühendisliği evet. Bölümü sonradan hakkındaki... açıldı. Bizim zamanımızda evet. Yoktu. Bu bölüm hakkındaki düşünceleriniz neler? Hani sektördeki yeri ve önemi hakkında görüşünüzü alabilir miyim diye soruyor. Şimdi imalat mühendisliği bizim zamanımızda yoktu. Daha sonradan açıldı. Ben şimdi burada da benim üniversite hayatım çok başarılıydı benim. Lisans eğitimim iyiydi yani. Güzel çalıştım. Derslere hep girerdim. Yani iyi devamım vardı falan. Ama burada da arkadaş onu dediği için bir şey yapalım ne derler. Bunu hiç anlatmazdım. Sonradan bir gençlerle konuşurken tabii bizim de çocuklarımız olduğu için ben tabii hep başarılarımızı anlatıyoruz maalesef. Hep başarılarımızı anlatıyoruz. Bu tabii işte oğlumuz var iki tane. Onlara da anlatıyoruz. Şöyle yaptık, böyle ettik. İşte üniversite sınavında şu kadar matematik yaptık. Böyle ikiye girdik. Not ortalamamız şöyle oldu falan. Tabii çocukları baskı altına tutuyormuşuz. Bizim haberimiz yok. Şimdi biz yani böyle psikolojik şeyler falan, kitaplar falan çok okumuş insanlar değiliz. Bir gün bir tane psikolog arkadaş beni çağırdı. Dedi abi biraz da başarısızlıklarını anlat dedi ya çocuklara. Evet. Ulan dedim çok başarısızlığımız var. Hangisinden başlayayım şimdi? İşte alışık değiliz ya. Sonradan mesela başarısızlıktan geldiği için imalat mühendisliğine nasıl bağlayacaksın diye düşünüyorsunuzdur şimdi. Üniversite hayatım boyunca bir dersi alttan aldım. Sadece bir dersi. İmal usulleri dersini. Üçüncü sınıf dersiydi. Mehmet Demirkol hocamız, Allah selamet versin, Profesör Doktor Mehmet Demirkol'dan adam bizi bıraktı. Bak bir de burada da aynı şey var. Ben geçtim, o bıraktı. O bıraktı. Dersten kalınca bıraktı. Bıraktı. Adam bizi bıraktı. Hoca bizi bıraktı. Bir tek imal usulleri dersini alttan aldım. Üçüncü sınıf dersiydi. İkinci yıl
4'e geçtim. Onu da alttan alıyorum. Düşündüm. Yine Allah selamet versin. Profesör Doktor Ahmet Aran hocamız vardı. O da İmam Hüsnüler dersi veriyordu. Dediler artık Mehmet Demirkol hocadan alma, Ahmet Aran'dan al. Düşündüm. Ya dedim ben malzeme 1, malzeme 2 Mehmet Demirkol'dan aldım. İmam Hüsnüler'i de aldım, kaldım. Ve adamın dedim en azından hocanın şeyini biliyoruz. Neyi nereler? Stilini biliyoruz. Tarzını biliyoruz. Şimdi hiç ders almadığımız bir hocadan alırsak dedim sıkıntı olur. Bir daha Mehmet Demirkol'dan aldım ben ikinci kez de. İmal Üsulleri dersine geçtik tabii daha sonra. Özür dilerim. Özür dilerim bazen mesaj geliyor. Şimdi imalat mühendisi çok önemli mühendislik. Bence çok iyi bir bölüm seçmiş arkadaşımız. Olmadığı, dokunmadığı yer yok. O yönden tebrik ediyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerde imalat mühendisliği konusunda okuyacağı için çok açık, önü açık yani. Malzeme derslerine dikkat etsin. Malzeme dersleri çok önemli. Malzeme derslerine çok dikkat etsin. Tabiri caizse bu demirle ilgili, demir karbon diyagramı ile ilgili, işte alüminyumla ilgili özellikle bu konulara, o diyagramlara çok dikkat etsin. Ömür boyu kullanacak. Bugün iyi oturtturursa, Şefik Bileç hocamızın kitabı vardı. Malzeme evet. Bilgisi. Onu alsın. Şey gibi efsane o yani. Efsane kitaplar. Tabii ya. Yani Şefik Bileç. Hala bak aklımda bak. Dikkat ediyorsanız hiçbir yere bakmadan söylüyorum. Kitapları direkt. 90-94 yıl 2021. Bulamazsınız. Bir 90 mezunu bir arkadaş saysın. İddia ediyorum. Bulamazsınız. Buradan hodri meydan. Tabii. Varsa gelsin. Çok Serkan Bey. Vakti de kıymetli kullanmak istiyorum da şeyler var. Şimdi bu bor efsaneleri dedik ki hani konuşurken. Bor çok madeni yakıt olarak kullanılabilir mi? En çok arkadaşların şey yaptığı sorulardan biriydi o. Madeni yakıt olarak kullanılması yani durumunda. Yani işte bor internette dolaşıyor. Ben atlandıktan sonra böyle 5-6 ayda bir sürme sokarlar. Evet. İşte 1 kilo boru koyacağız yakıt deposuna. 140 kilometre, 140 bin kilometre gideceğiz. Bir şey boru koyacağız. 140 bin kilometre gideceğiz. Ya da şöyle koyacağız. Yok bu kadar gideceğiz. Bu tarz şeyler söyleniyor. Ben de bunların çok bilinçsiz yapıldığını düşünmüyorum. Çok bilinçli yapılıyor. Tabii ki bu değerli bir maden bor. Şu anda belki bu konulara daha sonra sorularda da gelebilir. Onun için bekledim, değinmedim. Bizim uç ürünlere yönelik borda uç ürünlere yönelik çalışmalarımız da var. Az önce anlattığım İşte bor madeni çıkartıp 150-200 dolar tonunu sattığımız dönemler geçti. 150 dolar, 120 dolar. Şimdi 500-600 lira rafine alarak satıyoruz. Bir de bunları kullanıp tonu 25-30 bin dolara yapan ürünler, yine uç ürünlere giderek 400-500 bin dolara götürecek yatırımları yapıyoruz biz şu anda. Evet. Bu yatırımlarla bizim bordan katma değerli ürünlere geçişle az önce dediğim tonu 25-30 bin dolara satılan ürünlere geçişimiz Allah nasip ederse birkaç yıl içinde bunları da duyacaksınız, göreceksiniz. Borun kullanımını... Ama böyle yakıtla ilgili konunun cevabını vermek açısından söylüyorum. Yani tabii öyle bir şey yok. Ama bu biliyorsunuz sodyum bor hidrür var. Bizim internet sitemizde Etimade'nin bu tür güzel 45-50 saniyelik filmler var. Animasyon filmleri var. İşte bu sodyum bor hidrürle mesela hidrojen depolayarak hidrojenin yakıt olarak kullanıldığı yerlerde bu sodyum bor hidrür hidrojeni en iyi depolayan yapılardan biri. Yani hidrojen depolayarak o hidrojeni yakarak bir araç yapabilirsiniz. Ona bir şey dediğimiz yok. Ama oradaki borun fonksiyonu başka. Dediğim gibi bu videolarda kısa kısa bunları anlatmaya çalışıyoruz. İşte enerjide vesaire konularda nasıl kullanılıyor diye. Anlatmaya çalışıyoruz. Çok geniş bir kullanım alanı var borun. Hani siz de diyorsunuz hani şey olarak. Ama en ekonomik ya da en katma değerli alanları hangisi borda? Şimdi borun tüketiminden bahsettik. Dedik ki yaklaşık dünyada 4 milyon ton kullanılıyor. Evet. Artı eksi %10. Bu 4 milyonun bizim satışlarımızda da öyle.
%50'si cam sektöründe kullanılıyor. %15'i gübre, %15'i seramik, %20 de diğer sektörler diyelim. Yani bu cam sektörü derken cam elyafı var bunda. İzolasyon malzemesinden bahsediyorum. Aynı şekilde özel spesifik cam üretimlerinde kullanılıyor. Birçok camla ilgili yerde bor kullanılıyor ama hep yancı. Yani %0.01 ile %15-20 arası giriyor. Yani öyle %100 atmıyorsunuz her şeyin içine bunu. Camda da bu böyle, seramikte de böyle. Ve bor girdiği yere hep sağlamlık veriyor. Bor nereye girse evet, sağlamlık verir. Elmastan bor, sonra en sert madde doğru oldu bor, doğru mu? Yok, bor değil de işte bor karbür yatırımı yapıyoruz biz. Karbonla borun bir fırında bir işlem görüp oradan elde edilen bor karbür var. O bor karbür elmastan daha sert, elmastan sonra en sert malzemelerden biri. O mesela o mukavemet isteyen, dayanım isteyen yerlerde kullanılıyor. Hı-hı. Mesela bir silah atarken silahın o ucunu sıkı geçme yapılıyor. Bor karbürden yapılmış o yüzükler mesela. O dayanımı artırıyor. Mesela çelikle atsanız belli bir şeyden sonra şişer diyelim. Onu geçiriyor veya topun içine geçiriliyor veya zırhlarda kullanılıyor. Helikopter, tank zırhlarında bu bor karbür tozlarından yapılmış zırhlar kullanıyor. Çeliğe göre daha hafif, daha az enerji harcayarak daha uzun mesafeler gidebiliyorsunuz. Aynı operasyonu 10 ton çelikle yapacağınızda 2 ton böyle bir zırhlamayla yapabiliyorsunuz. 2-3 tonlar. Evet. Mesela bir insanı zırhlıyorsunuz 5,5 kiloyla, 6 kiloyla. Öteki türlü 20 kiloyla zırhlıyorsunuz. Sonuç itibariyle bu tür kullanım alanları da var. Böyle olduğu zaman az önce dediğim gibi tonu 25-30 bin dolardan uç ürüne gittiğinizde, zırha gittiğinizde tonu 350-400 bin dolarlara varan bir hikayesi oluyor. Evet. Yine ben bir taraftan da sosyal medyaya da bakıyorum da sizle konuşurken bir arkadaşımız da şeyi sormuş. İTÜ uçak mühendisliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Makine mühendisliğinden farkı nedir diye sormuş. Evet. İTÜ uçak bizim zamanımızda da vardı biliyorsunuz. Uçak evet, mühendisliği. Uçak mühendisliği benim bildiğim kadarıyla makine mühendisleri odasına kaydoluyordu. Evet. Şimdi güzel bir bölüm. Benim bildiğim kadarıyla yani giriş puanı da yüksek bir bölüm. Bizim zamanımızda İTÜ Makine'nin puanı uçağın altındaydı. İTÜ Makine 90'da puanı daha yüksekti. Şimdi ben makine mühendisiyim ya. Efendime söyleyeyim. Şimdi bizde yaslamaya öyle yaparken zor oluyor. Zor oluyor. Yani bizim dönemimizde hep öyle denirdi. Mühendislik denir mi? Makine mühendisliği. Yani böyle ana mühendislikten değil mi? Makine mühendisliği, ana bir mühendislik, ana akım mühendislik. İşte uçak mühendisliği, imalat mühendisliği, malzeme metoloji mühendisliği, işte endüstri mühendisliği. Öyle derlerdi. Bu makine mühendisliğinden türemiştir gibilerinden. Evet. Tabii daha spesifik uçak mühendisliğinde daha, baktığım zaman derslerin de çok geçişliliği var birbiriyle. Makine mühendisliğinin ders programına bakın. Ben hala ders programlarını takip ederim bu arada. Yani hem makine mühendisliğinin ders programlarını benim zamanımdaki derslerle kıyaslarım. Mesela benim en çok dikkatimi çeken işte bu abet kriterleri vesaire geldikten sonra ders sayılarında çok ciddi azalma olmuş. Çok ciddi azalma olmuş. Yani o benim çok dikkatimi çekti. Yani azaldığı zaman gençler ne yapıyor? Ders yapmayınca ne yapıyor? O soru işareti. Ben şimdi mesela termodinamik dersi gördüm. Termodinamik 1, termodinamik 2 diye ders gördüm. 6 saat gördüm. Yani 3-6 saatti. Şu anda termodinamik, yani yanlışım olmasın arkadaşlar tek düzeltebilirler. Benim bildiğim kadarıyla 3 saat. Evet, tek termodinamik olarak. Hani her bölüme göre değişiyor tabii ki. Evet, değişebilir ama azalmış yani ders sayıları. Evet. Da çok ciddi azalmalar var. Evet. Yani o benim dikkatimi çekti. Hani tamam ders azalsın, gençler ne yapıyor o arada? O da önemli. Yani ders azaldı, daha fazla araştırma geliştirme yapıyorsa mesele yok. Ama yapmıyor da başka şeyler yapıyorsa mesele var. Bütün bunları zaten mezun olduktan sonra hissediyorsunuz ama değil mi Serkan Bey? Kesinlikle. Yani o dönemin yani ne kadar verimli geçirilmesi gerektiğini mezun olduktan tabii sonra anlıyor insan. Şimdi biz çok
çok iyi hocalardan ders gördük. Şimdi ondaki hocalarımız kötüdür diye söylemiyorum ama gerçekten çok iyi hocalarımız vardı yani. Çok iyi. Yani bazıları tabii hocalarımızın rahmetli oldu ama gerçekten sonradan ben fark ediyorum. Yani çok iyi hocalardan ders gördük. Yani bizim hocamız vardı. Derse başlarken köşeye başlardı. Şu köşeye noktayı koyduğunda saatimize bakın tam 50 dakika bitmiştir. Tam 50 dakikadır. Ve o gittikten sonra o tahtada A harfini, L harfini, M harfini, N harfini ben cetvelle ölçtüğümü bilirim. O yazının başında gidiyorum, M'nin boyunu ölçüyorum. Yazının köşesinde sonuna geliyorum, N'nin boyunu ölçüyorum, L'nin boyunu hep aynı. Sen bilgisayarda yazmış tahtaya. Yani böyle resim, harita gibi ya. Böyle o kadar müthiş bir tahta kullanır, güzel şekiller çizer, öyle güzel anlatırlardı ki. Emek verirlerdi. Tabii ki sınavda da karşılığını isterlerdi. Evet. Bakın bu emek, şimdi 1 Mayıs'ta yaklaşıyor biliyorsunuz. 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı. Emek işi çok önemli bir iş. Yani şimdi oradan oraya zıpladık. Emek işi çok önemli bir iş. Bak emek işi çok önemli bir iş. Yani bir tek işçiler fabrikalarda emek vermiyor. Hocalar da ders anlatırken tahtada bir emek veriyor. Ve o emeği veren hoca sizden kanırta kanırta istiyor. Kanırta kanırta. Ama bir hoca emek vermezse dersine sizden kanırtarak istemiyor. Belli oluyor zaten. Yani lay 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 bir sınav oluyor, geçiyor gidiyor. Bizim hocalar bizi kanırtırdı. Zorlardı. Çünkü emek veriyor adam. Evet. Boğaz patlatıyor. O tebeşir tozunu yutuyor. Yani 3-5 puanla dersten kalan çok olurdu. Vermezdi. Hakkı değilse notu vermezdi. Ama biz de şuna emin olurduk ki hoca herkese aklını vermiştir. Evet. Yani bu çok önemli. Emek işi çok önemli. Yani emek vermek lazım. Yani şimdi ikiye girdiniz. İnanın emek vermeden mezun olun. Bunun bedeli size daha ağır olur. Aynen öyle. Mezun olduktan sonra dersin. Olacak. Göreceksiniz. Bedeli. Olur da. Yani olur yani. Evet. Yani emeksiz rahmet olmaz. Emek vermek önemli. Yani şu anda vermezseniz bu emeği bir türlü çıkar. Kesin çıkar. Evet. Yani şu anda uzaktan eğitim devam ediyor. İşte dersler uzaktan, sınavlar uzaktan, şu uzaktan, bu uzaktan. Ama iş hayatı uzaktan olmaz söyleyeyim yani. Yakından vururlar küt. O yüzden ben gençlere vakitlerinin kıymetini bilmelerini, şu andaki üniversite. Bir de öğrenciyken her şey mübah. Her şeyi sorabilirsin, her şeyi konuşabilirsin. Mezun olduğun an film kopuyor. Artık sorumlusun. Evet, öğrenciliğin öyle bir özel güzelliği var, özelliği var. Onun için şu anki kıymetini, bir zamanın kıymetini bilmelerini şiddetle tavsiye ederim. O yüzden mutlaka ve mutlaka bu üniversite yıllarındaki almış oldukları dersleri çok iyi değerlendirsinler. Şeyi soracağım. Son artık yine Instagram'dan bir arkadaşımız sormuş. Maçka'daki bir söyleşinizde Maçka'da bir söyleşi gittim. Yapmışsınız. Evet, evet yurt dışı sözü vermişsiniz. Şöyle, evet, bir yurt şöyle, dışı sözü vermişsiniz arkadaşımıza. Doğru. Evet. Şimdi bir bayan arkadaştı. Evet. Şimdi İTÜ'nün yine dediğim gibi ben orada hazırlık gördüğüm için bir gün öyle hazırlığa gitmiştim. Oraya diyelim ya, bir yere işim düşünce hemen gidiyorum. Orada da sağ olsun yabancı diller bölümü müdürümüz, sayın hocamız dedi ki ya gençlere de, yani muhabbetiniz iyi, gençlerle de böyle bir muhabbet yapar mısınız? Hazırlıktaki gençlerle konuşur musunuz dedi. Dedim seve seve. Ona göre bir programımızı ayarlayıp İstanbul'a gelmiştim. O İstanbul'a geldiğimde o gençlerle konuştum. Tabii orada daha uzun uzun anlattım. Ve orada hazırlık gören arkadaşlardan birkaç soru anlattıklarından soru sordum. İlk cevap vereni de böyle böyle bir imkanla yurt dışında inşallah hem staj imkanı olursa göndeririz dedim. Ben bunu İTÜ'nün kimya mühendisliğinin dersinde, bizim Etimade'nin bir Filiz hocamızın bir dersinde. Evet. Filiz Karaoğlu.
Evet, Filiz hocamız, Filiz Karaosmanoğlu hocamızın dersinde borla ilgili dersi bizim arkadaşlar veriyor. 3 saatlik dersi. Filiz hocam sağ olsun öyle bir imkan falan. Ben de en son saat ders bittikten sonra gidip gençlerle konuşuyordum. Orada da dedim ki bu dersin en yüksek notunu alanı Amerika Birleşik Devletleri'nde staj yapması ile ilgili yardımcı olacağız dedim. Tabii o zaman derse müthiş bir şey oldu. Ne derler? Katılım oldu. Katılımın tabii en yüksek notu alanı gönderdiğimiz için ve gerçekten orada bir arkadaş en yüksek notu aldı. Ben de takip ettim onu ve onu gönderdik. O geldi, gitti. Amerika'da yaklaşık 3-4 ay hem stajını yaptı hem dille ilgili gelişmeler. Ben o arkadaşı da takip ediyorum. Çok da başarılı bir arkadaş. Şimdi hatta Avrupa'ya gitti. Avrupa'da Belçika'da bir üniversitede master için gitti. Yine takip ediyorum. Yine orada da ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Efendime söyleyeyim. O bayan arkadaşla hatırlıyorum. İsmini falan hatırlamıyorum ama hatırlıyorum. Tabii bu korona bizim elimizi kolumuzu bağladı. Onu da Avrupa'da yine dediğim gibi kendi konusuyla ilgili gönderecektik. Maalesef yaklaşık 2019'un ocağından beri hatta 2019 tabii Ocak pardon Aralık 2019 yılının Aralık Kasım aralığından beri böyle bir sıkıntıya düçar olduk. Sözümüz söz. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. O arkadaş muhtemelen bizde bilgileri vardır ama Adem Bey size de bilgilerini yollasın. Tamam. Siz bana ulaştırın. Bizim söz verip de gerçekleştirmediğimiz hele öğrencilere karşı hiçbir şey yoktur. Çok sözümüz söz. Efendim. Rahat olsun. Ama Serkan az Bey. Önce dediğim gibi bu korona konusu eli kolu bağlıyor. Hem onun sağlığı hem mesela biz onu göndersek şu anda Avrupa yani belli bir süredir kapalı. Ama sözüm söz. Erasmus hareketliliği falan da epey bir evet. Sakin yani yavaşladı diyebilirim hani bu süre içerisinde. Zaten evet. Pandemi dolayısıyla şu anda ülkelerin asıl gündemleri farklılaştı. Yani siz arkadaşın ismini, cismini, telefonunu bende vardı. Bizim bir arkadaş var bu işi takip ediyor. Onda da vardır ama en azından siz de alırsanız tabii ki. Sözümüz söz. Serkan Bey çok teşekkür ediyorum. Hani zaman öyle güzel aktı ki 1,5 saat evet. Güzel bir sohbet ediyoruz. Vaktinizi bizlere ayırdığınız için çok ederim. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman genç arkadaşlara, üniversitemize, ben o gün rektörümüze de ziyarete geldik. Bir protokol imzaladık. Bir takım konularda çalışma yapmak için. Tabii ki üniversitemize vefalı olacağız. Üniversitemiz bizim için önemli. Her zaman, ne zaman çağrılırsak gençlere özellikle değer veriyoruz. Gençler için her şeyi yapmaya razıyız, hazırız. Paspas olmaya hazırız gençlere. Çok teşekkür ederiz. Yani evet. Sizin gibi bir mezunumuz olduğu için bizim çok şanslıyız. Evet. Bu bizim için çok evet. Büyük bir kıymet. Teşekkür ederiz. Hani inşallah ileriki ederiz. Zamanlarda tekrardan görüşmek üzere. Tekrardan her bu söyleşileri, zaman, sohbetleri yapmak her zaman. Üzere. Her zaman hazırım. Emrinizdeyim. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar bu ayki İTÜ mezun kariyer söyleşilerimizde Etti Maden İşletmeleri Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer'i ağırladık. Kendilerine tekrardan çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımız önümüzdeki ay sonunda gerçekleşecek. O programda görüşmek üzere. Buyurun Serkan Bey. Buyurun. Şimdi benim genel bu tür söyleşilerin sonunda yine bir sürprizlerim olur. Bak az kaldı unutuyordum. Şimdi sen konuşurken aklıma geldi. Şimdi bir soru soracağız konuştuklarımızdan. Bu soruya ilk cevap veren, ilk yazanlar. Yani ilk yazan. İlk bakın, yazan. Instagram önünde açık şu anda. Ben bilmem artık. Ben sorarım. İlk doğruyu yazan. Doğruyu yazan ama. Arkadaşımıza hediyem olacak. Hediyelerim olacak. Soruyu soruyorum. Bekliyoruz. Buyurun. Tabii tek bir şey değil. 3 parça. 1. Dünyadaki bor rezervi miktarı, Eti Maden'in payı, dünyadaki bor tüketimi ve Eti Maden'in üretim kapasitesi. Üretim kapasitesi. Ben bunları söyledim. Bunları söylediniz. Evet. Rakamlar. Yani dünyadaki bor rezervi, Eti Maden'in payı,
Etimad'ın üretim kapasitesi ve dünyadaki bor tüketim miktarı. Siz onları bana ulaştırırsınız. Tamamdır hocam. İlk doğru cevabı veren bu dediğim dört rakamı inşallah bir hediyemiz olsun. Şöyle geldi bir tane. 4,5 milyar ton. Evet. %73. Evet. Yılda 4 milyon. Öteki bir tane daha sor. Üretim kapasitesi. Üretim kapasitesi 1,3 milyon pazar payı. Yok. Bak, yok. 56. Lafın arasında söyledim. Esas bir kere geçti veya iki kere. Siz artık bulursunuz onu. Tamam, tamamdır hocam. Peki. Görüşmek üzere Çok inşallah. teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Biz katıldığınız için. teşekkür ederiz. Arkadaşlar Sağ olun. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.